Merhaba arkadaşlar. Yine bir arıza. Bu arkadaş düştü. O düştükten sonra sinyal de düştü. Ben şimdi hepsini dağıttım. Sinyalin kablolarını uzattım. Daha sonra şu gördüğünüz parça biliyorsunuz buraya geçiyor. Bunun üstüne de sinyal geliyor. Bunun içi böyle harabe olmuş şekilde. Yine aynı şekilde onun içine giren parça bu. Bu da bunun içine giriyor. Bunun içi komple doluydu. Ben içini boşalttım. Bütün döktüğümüz bu Japon, silikon, caoutchouc hepsi bunların bunun içine giriyormuş şu parçanın. Onun için temizledim. Şimdi kabloyu uzattım. Daha sonra şunu şuradaki parçayı plastik parçayı Japon'la yapıştıracağım. Şöyle. Sonrasını göstereceğim. Evet, bağlantı başarılı. Şimdi bu kabloları şey yapacağım, saracağım. Evet, şimdi şu gördüğünüz demir parçayı bunun içine normalde biz şu şekilde duruyor. Şu şekilde. Ters ışıktan belli olmuyor. Şu şekilde duruyor. Yani farın içine girdikten sonra şu şekilde duruyor. Biz bunu ittirerek buraya sokmaya çalışıyoruz. Hafiften oturuyor, tam oturmuyor. Ben şimdi bunu alıp ters çevirdim. Üstüne de çekiçle vurdum. Ve bunun içine zorla geçti arkadaşlar. Muhtemelen daha da çıkmayacak. Hatta şuralarını da Japonladım. Şu içine böyle Japon döktüm. Biraz daha dökeceğim şimdi. Daha sonra montajı bitireceğim. Daha da çıkmaz diye umuyorum. Montajı yapmadan önce şuraları temizlemek gerekiyor. Ki rahat otursun, yapışsın buraya sinyal arkadaşlar. Şu anda şu şekilde kabloyu çektim. Şimdi alt tarafı da yapıştırdım. Alt tarafı yapıştırdıktan sonra zaten bunun içindeki civata şu alttaki parçayı tutuyor. Ben yine de bunu üstten sağdan soldan Japon döktüm. Şu anda tutuyor arkadaşlar. Sadece şöyle görüntü oldu. Ama çok da göze çarpmıyor. Evet, bitmek üzere. Ara ara yine şu noktaya şeyler dökeceğim. Japon yapıştırıcısı falan. Yani bugün içinde sürekli dökmeyeceğim de. Evet, bu şekilde arkadaşlar sinyal montajı. Şimdi bitirip en son halini yine atalım.